Merhabalar. Enflasyon açıklandı. Biraz yüksek çıktı. Neler düşünüyorsun? Vallahi düşünecek bir şey kalmadı be abi. Çünkü yani böyle giderse zaten Venezuela'yı yaşayacağız yani. Enflasyonun bu gidişine kimsenin dur diyeceği de yok. Yani ben şöyle örnek vereyim. Güret diye bir mağazamız var. Ocağın birinde 110 liraya aldığım sucuk bugün 300 lira. Yani kimse de dur demiyor. Kimse de başında aldım. Tabii daha 3 ay oldu işte, 3 ay. Yani bir de her gün zam geliyor. Hani bir bakıyorum 125, öbür gün 135, öbürü 145. Her gün o camda bir rakam değişiyor yani. Sayın Cumhurbaşkanı, biz fiyat artışlarıyla mücadele edeceğiz. Fiyatları indireceğiz demişti. Ama buna rağmen işte o zaman herkes evin önünü süpürecek. Başkana da Cumhurbaşkanı da yüklememek lazım. Yani şey oldu, ev gibi düşün. Adam diyor ki ben evi satacağım, 2 trilyon bir bakıyor. Komşu 3 trilyon yazmış. Hemen diyor ben de 3 trilyon yazacağım. Hani biraz da biz Müslümanlığımızı sorgulamamız lazım. Hani Cumhurbaşkanı deyip çekilmeyeceğiz kenara. Yani ben esnafsam ben kapının önünü süpürdükten sonra, sen süpürdükten sonra bunlar kalmaz. Tamam da olmuşuz, oradan gidiyoruz yani. Öyle bir durum var. Yani yaşanan bu hayat pahalılığını, yani anormal fiyat artışları yapanlardan kastınız. Evet, evet. Bunu denetleyecek olan iktidarın bir mekanizması var. Ama bu biraz yapamıyor. Onu işte ben de orada hani yapamıyor mu? Bizim bu %25 diyor kiraya zam var değil mi? Ya 1+1 bugün emekte 9, yani sıfır daire 9 milyara tutuldu yani. 8,5 askeri maaş. Balat'ta bir arkadaşımız 1+1'de 12 milyar kira veriyor. Ne kadar vereceksin sen bunu? %70 diyorlar fabrika zamları ama %150'yi buluyor. Hani bilmiyorum abi, ben Müslüman şunu diyorum. Hani tabii ki Cumhurbaşkanı denetleyecek, yapacak, edecek ama bize de görev düşüyor. Tek bir kişiyle olacak gibi değil. Şimdi tabii ki benim kırgınlıklarım var ama kalkıp da gidip de ben oyumu değiştirmeyeceğim. İstikrardan yana kullanacağım ama iyi değiliz. Venezuela gibi gidiyoruz. Öyle diyeyim ben. Noktayı öyle koyayım. Hani ben kapımın önünü süpürüyorum. Ekonomist öyle düşünürsen konu uzar gider. Ekonomist değilmiş onu orada. Bugün faiz şöyle söyleyeyim 32. Bak biraz bilgim var benim, bugün vadeli param varsa git bankayla biraz pazarlık yap, %32 faiz veriyorlar. %30 garanti de, hani bilgili olursan %32, hani 8,5. Dolar bak bugün çarşıdan geliyorum ben 19.700 dolar. Ama televizyonu açtığın zaman dolar 19.23. Peki mesela şimdi çok önemli bir konuya işte değindin kardeş. Faiz meselesi. Biz faizle mücadele edeceğiz dedi Cumhurbaşkanı. Mücadele bu ne abi? Elinde güç, elinde. Fırtlamış abi. Mücadele yok işte. Niye diyorum hani. Hani ya yaşlılık diyeceğim ya yanındakilerde diyeceğim bir problem var. Ben orayı çözemedim. Ama emekler çok güzel. Yapılan şeyler var ki inkar edemeyiz. Hani yoludur, o hastanesidir, inkar edemeyiz ama hani yani şunu görüyorum ben, gelecek baktığın zaman güvendiğimiz bir var mı? Bence yok. Bütün bu yaşananlara rağmen oyun ne olacak kardeşim? Benim kesinlikle yine Tayyip Erdoğan. Kesinlikle. Yani eleştiri yaparız, sabaha kadar konuşurum yanlışlarını ama kesinlikle yine Tayyip Erdoğan'a vereceğiz. Ben zaten refahçıyım. Birleşti diye. Benim oyum refah. Birleşmeseydi? Ben yine verecektim refah. Ama yine bir şey olmayacak. Hani benim oyum sağ. Öyle diyeyim ama ben eski refahçıyım ben. Bugüne kadar şimdi şikayet ediyorsun duyduğum kadarıyla. Şikayet ediyorsun da. Peki tamam, hayır, ver ayrı mesele, senin tercihin. De düzeltebilir mi? Bugüne kadar düzeltmemiş. 20 yıldır 21 yıldır. Söyleyeyim, düzeltileceği geçtik ki zaten. Çark gitti. Yani şöyle söyleyeyim, bugün kim mutlu? Telefon muhabbeti var yani, çıkar telefonu, çıkar telefonu. Öyle bir dünya yok abi. Bizi lükse alıştırdılar, israfa alıştırdılar. Zaten Müslüman bunu yapmadığı zaman bitti. Bugün ekmeğe git, şöyle çöplerde ekmek dolu. Biz yönetenler de lüks yaşıyorlar kardeş. Vallahi abi işte o bambaşka bir konu işte, açtım bak şimdi. Ama yani bugün hocanın ismini vermeyeyim. Ben hocayla tatil yaptım. O hocayla yani benim gördüğümü anlasam televizyonda tutmazlar. Lüksün üstün lüksünü yaşıyor ama televizyonda diyor ki işte çadırda yaşadı, şöyle oldu, böyle oldu. Laf var ya, ağa sormuşlar. Ağalığın ne zaman bitecek diye. Biliyor musun o lafı? Öğrenmiş olalım. Peki söyleyeyim o zaman. Senin eşekliğin bitti. Biz eşeklik bitmez abi. Yok yok, hayır, kusurluk yok abi. Eşeklik bitmiyor. Ben de o eşeklerden biri de oluyorum. Yok, sıkıntı yok abi. Benlik bir şey yok. Ama ben yine diyorum. Ben sağ particiyim. Ben refahçıyım. Che Guevara diyor ki özgürlüğün en büyük düşmanı halinden memnun kölelerdir. Ben şöyle söyleyeyim abi. Eğitimci biriyim. Öğrenmenin yaşı yok. Ama dediğim gibi ilk cümleye gelelim. Hani çok şey biliyorum da belki de örtmüyorum. Hani şu abi kapının önünü süpürürse, ben şurayı süpürürsem
çok şeyi başarırız. Tamam, bugün depremde nasıl başarılı olduk? Bana göre başarısızlıklarımız da vardı. Hani birlik açısından. 15 Temmuz birlik. Bizde var o ruh da. Nereye gitti? Haram mı yiyoruz? Domuz yağı mı? Bilmiyorum abi. İnşallah düzeleceğiz abi. Kışın domates yiyoruz. Yediriyorlar bize. Domates tamam mı? Pişirdik 50 liraydı. Yok kışın yiyoruz abi, yani. Ne, ondan sonra GDO'lu ürün yiyoruz. Oraya girersen bitmez. Salatalık mı yiyor dolapta abi? Kentleri betonlaştırdım. Ama gübre fayatından çiftçiliği bırak. Kentleri de betonlaştırdım. Daha da yukarı çıkacağız. Daha da çıkıyoruz. O zaten kıyamet alameti. Binalar göğe yaklaşacak diye. Binalar göğe yaklaştı. Paranın aktığı yer zinayla bina. Enflasyon açıklandı. Ne düşünüyorsunuz? Vallahi hiçbir şey düşünmüyorum. Neden? Çünkü enflasyon almış başını gidiyor. Bizim para değerimiz düşüyor. 2000 lira bayram ikramiyesi diye söylediler. 2000 liranı verip bize 4000 lirayı bizden alacaklar. 7500 lira maaş dediler. 7500 lira olacak 15 bin lira. Bizim cebimizde yani bize yarayan bir şey yok. Mutfak masrafları nasıl aldı? Vallahi mutfak masrafı gelin dolabım bomboş. Hiçbir şey yok. Alınan para yok belli yani. Kılıçdaroğlu biz iktidara gelirsek bir sosyal medyadan bir açıklama yaptı. Kurban Bayramı'nda emeklilerin bayram ikramiyesini 8500 lira olacağını söyledi. Asgari ücretle sabitleyeceklerini söyledi. Olabilir mi sizce? Olabilir. Neden olabilir diyeceksiniz. Şimdiye kadar hazineden kullanılan parayı tekrar hazineye Kılıçdaroğlu alacak. Yani eninde sonunda toplayacak. Ha yiyenler gider. Ama şöyle bir şey. Kılıçdaroğlu 2000 lira o zaman 1000 lira bayram ikramiyesi diye söyledi. Ne yaptı? Çıkardı. Bunlar arkadan hemen bayram ikramiyesi. Kılıçdaroğlu'nun dediğinin arkasından bunlar çıkıyor. Peki aynı şey olur mu? Cumhurbaşkanı... Olacak. %100 olacak. Yani bu kampanyaya biz de zam yaptık der mi? Der. O belli zaten. Biliyorsunuz 2015 seçimlerinde de Kılıçdaroğlu biz iktidar olursak bayram ikramiyesi vereceğiz demişti. Sonrasında da iktidar bayram ikramiyesini kampanyada ilan etmişti. Neden? Çünkü kendi baskın geldi. Kılıçdaroğlu'nu düşürmek için ne yaptı? Ben veriyorum. Ha bak ben yaptım. Kılıçdaroğlu demeseydi ikramiye falan olmazdı. Kılıçdaroğlu ne diyorsa arkadan bu geliyor. Cevabı bu. Abi enflasyon %50 değil ki. Enflasyon %100'den fazla yani. En yakın verilerine göre %110'un üzerinde. Evet aynen öyle abi. Doğrudur abi. Mesela ben asgari ücretle çalışıyorum, geçinemiyorum. Eviniz kira mı? Evet kira. Bir kilo et bir akşama kadar çalışıyorum ben alamıyorum çocuklarıma. İnan etten alamıyorum yani. Yani. Çok kötü. Önümüzde bir seçim var abi. Evet. Kararınızı verdiniz. Kararımızı verdik. Muhalefete vereceğiz. Kılıçdaroğlu. Bir şey söyleyeyim. Hani bir tane büyüklerden bir dedensi söylemiş. Diye ah şu köylüler ülkesinde ayna satan kalbim. Anlatıyorsun ama bilen yok. Ekonomi nasıl olacak? Yani en fazla ya gideceğiz Afganistan gibi olacağız bu gidişle. Yani kime ne diyebilirsin ki? Millet herkes kendini haklı görüyor. Herkes her şeyi biliyor. Abi geçen sene aldığınız temel gıda ürünlerini bu sene kaça alıyorsunuz? En az 3 katına. Yani 1 liraya almışsamsa bugün 3 liraya alıyorum. Emekli misin abi? Yok. Ne yapıyorsun abi? Nasıl geçiniyorsun? Vallahi nasıl geçiniyoruz? Her şeyden kısa geçiniyoruz. İşçi misin? Çalışıyorsun? İşçiyim. Eviniz kira mı? Ev kira değil. Ev kira olsaydı abi? Abi ev kira olsaydı çöplerde sürünürdük. Çöplerden toplayacaktım. Yani başka çaresi yok. Ben insanları da görüyorum. Gerçekten durumlar zor. Önümüzde bir seçim var. Oyunuzun rengi belli mi? Vallahi oyun rengi tip. Türkiye İşçi Partisi. Evet. Enflasyonun ileriki aylarda ineceğini düşünüyorum ben. Abi geçen ay da yüksek çıkmıştı. Geçen ay da vatandaşa sorduğumuzda ineceğini düşünüyorlar dediklerini biliyorum. Yine yüksek çıktı bu ay. Yüksekçe şu anda deprem de var. Depremden dolayı biraz işler karıştı yani. Onun için biraz yüksek çıktı ama ileriki aylarda ineceğini düşünüyorum ben. Önümüzde bir seçim var abi. Oyunuzun rengi belli mi? Belli valla. Kim abi? Başkan. Başkana vereceğim. Tabii başkana vereceğim. Başkan derken abi? Tayyip Erdoğan'a başkan var memlekette. Belediye başkanı değil yani. Vereceğim. Teşekkür ederim abi. Enflasyon açıklandı. Ne düşünüyorsun? Biraz yüksek çıktı. Abi çok yüksek abi enflasyon. Evet. Kimse hiçbir şey alamıyor abi. Her şey öyle. Açlık sınırı 10 milyarken askeri ücret 8,5 milyar abi. Ne olacak böyle? Abi bu gidişat değil abi.
Önümüzde bir seçim var. O kime oy vereceksin? Selahattin Demirtaş abi. Oy kullanabiliyor musun? Hayır abi. Peki Selahattin Demirtaş cezaevinde. Ona oy, yani oy veremeyeceksin. Kime vereceksin? Abi o kimi derse ona vereceğiz abi. Enflasyon açıklandı. Evet. Yüksek çıktı biraz. Neler düşünüyorsun? Zaten hep öyleydi. Öyle kalacak. Çünkü bir indiriyor bir çıkarıyor yani. Bunun yapacağı şey öyleydi. Tavuk gibi insan yani. Tavuk gibi insandan cumhurbaşkanı olmaz. Yani bu millet getirdi, bu millet indirecek. Allah izin verirse inşallah indireceğiz ama tabii gene de insanlara ben güvenmiyorum. Niçin abi? İnsanlar güvensiz ondan. Yanlış o. Kime oy vereceksin abi? Ben CHP'ye vereceğim.